merhaba, ben Ayşe Kadayıfçı. Bugün yeni yılın ilk videosu olarak sizlerle glutensiz tiramisu tarifimi paylaşacağım. Tarifim hazırlaması oldukça pratik bir tarif. Önce kedi dillerimizi hazırlayacağız. Kedi dilleri fırında pişerken kremamızı hazırlayacağız. Ve ardından ikisini bir araya getireceğiz. Ve buzdolabında bir gece bekleteceğiz. Ertesi gün pastamız servise hazır oluyor. Kedi dillerini dilerseniz kedi dili formatıyla hazırlayabilirsiniz. Veya benim bugün sizlere gösterecek olduğum yöntemle de hazırlayabilirsiniz ki ben bunu çok öneriyorum. Çünkü hem pratik oldu hem de çok lezzetli oldu. Kremamız ise pişmeyen çiğ bir krema. Çünkü içinde yumurta ve un da yok. O yüzden hazırlaması da oldukça kolay. İkisi bir araya gelince de çok lezzetli bir tarif ortaya çıktı. Videonun altında tüm ölçüleri ve detayları bulabilirsiniz. Hazırsak tarifime başlıyorum. Tarife önce yumurtaları, beyazlarını ve sarılarını ayırarak başlıyoruz. Bugün tarifte 3 tane yumurta kullanıyorum ama yumurtalarımızın büyük olması gerekiyor. Eğer yumurtalarınız küçükse 4 yumurta da kullanabilirsiniz. Yumurta beyazlarını kar gibi olana kadar bir çimdik tuzla kabartıyorum. En yüksek devirde bayağı bir çırpıyorum. Çırptıktan sonra, kabardıktan sonra içine 1 yemek kaşığı sıvı bir tatlandırıcı ekleyeceğim. Sıvı tatlandırıcı olarak ben bugün elma özü kullanacağım. Siz isterseniz organik elma suyu konsantresi, maple syrup, rengi bozmayacak sıvı bir tatlandırıcı güvendiğiniz kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bunlar burada çırpılırken yumurta sarılarında bir tel yardımıyla çırpacağım ve içlerine yine tatlandırıcımı ekleyeceğim bir yemek kaşığı kadar. Daha sonra ikisini bir araya getireceğim. İkisini bir araya getirdikten sonra da son aşama olarak ben glutensiz un olarak bugün çiğ karabuğday unu kullanacağım. Bir elekten eleyerek çiğ karabuğday ununu ekleyeceğim ve o anda da spatula kullanacağım. Artık mikser asla kullanmayacağım. Çünkü yumurta beyazlarını söndürmek istemiyorum. Bu şekilde şimdi tarife başlıyorum. Yumurta beyazlarımız kar gibi oldu. İçine sıvı tatlandırıcıyı da ekledim. Bu aşamadan sonra mikser kullanmıyorum. Yumurta beyazlarını söndürecek hiçbir harekette bulunmuyorum. Spatula ile karıştıracağım. Şimdi yumurta beyazları karışımıma, yumurta sarısı karışımımı yavaşça ekliyorum. Ve ortaya doğru katlayarak bir araya getiriyorum. Çiğ karabuğday ununu bir elek yardımıyla ekleyeceğim. Burada çiğ karabuğday yerine glutensiz un olarak tef unu, kinoa unu, glutensiz yulaf unu hepsini kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ölçüler videonun altında olacak. Bunu da yavaş yavaş bir elekle bu şekilde ekliyorum. Şimdi karışımımı sıkma torbasının içine alıyorum. Kolaylık olması için şöyle bir kavanozdan yardım aldım. Öbür türlü bu devriliyor çünkü ve zorlaşıyor içini doldurması. Şimdi bu şekilde hazır olan karışımımı böyle iki tane kalıp kullanacağım ben. Kenarlarına değdirmeden, iç bölgesini kullanarak tüm karışımı bu şekilde sıkacağım. Kedi dilleri tabanı hazır. Bu şekilde fırında pişecekler. Şunlara artık ihtiyacımız yok. O yüzden bunları çıkartıyoruz. Bunları dediğim gibi şekil vermek için kullandım. Dilerseniz bu şekilde bir kalıp da kullanabilirsiniz. O zaman sıkarken böyle kenarlardan ortaya doğru gelerek yaparsanız kenarlarda da böyle şekli çıkar şu kedi dillerinin. Görsel olarak bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 15 dakika kadar bunları pişireceğim. Bunlar pişerken de ben iç dolgu kremamızı hazırlayacağım.
sıra geldi kremamızı hazırlamaya. Kremayı hazırlarken iki işlem yapacağız. Bir tarafta Hindistan cevizi kremasını çırpacağız. Bir tarafta da peynirimizi. Bugün lor peyniri kullanacağım. Lor peyniriyle tatlandırıcıyı güzelce böyle krema haline gelene kadar çırpacağım. İçine biraz da daha önceden demlemiş olduğum ve hazırlayıp soğuttuğum filtre kahvemi ekleyeceğim. Yan tarafta da Hindistan cevizi kremasını yine tatlandırıcıyla beraber güzelce çırpacağım. Ve bu iki karışımı bir araya bir spatula yardımıyla bir araya getireceğim. Lakin burada bilmenizi istediğim bir şey var. Hindistan cevizi kremasını çırparken böyle metal bir kabınız varsa bunu bir 10 dakika kadar buzdolabında, dondurucuda bekletirseniz kremaları çırparken kremada daha güzel bir kabarmaya yardımcı oluyor. O yüzden ben biraz bekletiyorum. Daha sonra kremayı bunun içine alıp o şekilde çırpıyorum. Hindistan cevizi kreması olarak da ben bu markayı kullanıyorum. Bu aslında Hindistan cevizi sütü. Ama buzdolabında bekletince, bir gece bekletince yağlı kısım üste çıkıyor ve krema haline geliyor. Başka markaların da piyasada bu şekilde satılan Hindistan cevizi sütünü bulabilirsiniz ve alıp aynı işlemi yaptığınızda Hindistan cevizi kreması elde edebilirsiniz. Lakin çoğunun içinde katkı maddesi var, kıvam arttırıcı var. Ona dikkat etmenizi öneriyorum. Benim şu an burada bulabildiğim, Türkiye koşullarında bulabildiğim katkısız tek Hindistan cevizi sütü bu. Tariflerimin çoğunda da bunu kullanıyorum. Hindistan cevizi kremasını böyle ayırırken dikkatlice alıyorum. Altta kalıyor sıvısı. O sıvısınızda bütün tariflerinizde, pankeklerinizde, normal keklerinizde hepsinde kullanabilirsiniz. Yani sütü altında kalıyor. Çok böyle dibe bulaşmadan bu şekilde alıyorum. 400 mililitrelik bu sütten yaklaşık 200 gram kadar krema elde ediyoruz. Şimdi bu karışımımı mikserime alıyorum ve güzelce çırpıyorum. Şimdi sıra geldi bu iki kremayı bir araya getirmeye. Peynirli karışımı Hindistan cevizi kremasının üstüne ekliyorum. Şöyle hafif taneler var lor peyniri kullandığım için. İşte bunu mascarpone, ricotta gibi peynir kullanırsanız bu tanelerde olmuyor. Ama lezzette gerçekten hiçbir fark olmadı. Eğer dediğim peynirleri bulamıyorsanız böyle tatlı bir lor peyniriyle de böyle bir tatlı yapabilirsiniz. Cevizi kreması kullanmak istemiyorum, Hindistan cevizi kremasının tadını sevmiyorum diyorsanız bu aşamada normal süt kreması da kullanabilirsiniz. Kedi dilleri tabanım hazır. Bunu bu şekilde dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Bakın nasıl çıkıyor. Böyle alıyorum. Bunun üstüne de bu kremayı bu şekilde paylaştıracağım. Biraz arasına, biraz da üstüne. Bu kedi dilleri tabanını ıslatmanıza hiç gerek yok. Çünkü glutensiz olduğu için yumuşak bir formülde oluyor. Sert değil normal savoyerler kedi dilleri gibi piyasada satılan. Onun için ıslatma işlemini yapmayın. Bir gece buzdolabında bekleyince zaten bu kremi ıslatıyor ve çok lezzetli oluyor. Şimdi üstü için olanı da çıkarıyorum. Bu şekilde bunu da böyle üstüne alıyorum ve kalan malzemeyi de üstüne yayıyorum. Pastamız bu şekilde hazır. Şimdi üstünü böyle bir kapla örteceğim ve buzdolabında bir gece bekleteceğim. Bir gece bekledikten sonra da servis etmeden önce kakao ile üstünü süsleyeceğim. Bu bir gece buzdolabında beklemiş olan tiramisu. Şimdi üstünü servis etmeden önce bu şekilde ham kakao ile süslüyorum. Glutensiz ve rafine şekersiz olarak hazırlamış olduğum tiramisu'm burada hazır. Tarifimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Tarifle ilgili tüm detayları, ölçüleri videonun altında bulabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.